İyi akşamlar değerli izleyenler. 24 ekranlarından selamlar, sevgiler. Serince ama sanat ve kültür dünyasının ateşini içinde duyarak, hissederek açtığımız bir programla karşınızdayız. Bu yıl 8. kez bir araya geliyor. Star gazetesi ev sahipliğinde Necip Fazıl adına ihdas edilmiş olan Necip Fazıl ödül töreninden sesleniyoruz sizlere. 8. kez hem bir geleneği oluşturmanın ama aynı zamanda her yıl yeni bir heyecanla sizlere seslenmenin mutluluğu içindeyiz. 2014 yılından itibaren Türkiye'nin kültür sanat çevrelerinde kendine yer edinmiş olan, bir geleneği oluşturmayı başarmış olan Necip Fazıl ödülleri bu yılda sahiplerini bu akşam İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bulacak. Değerli izleyenler, şimdiden sizleri bu önemli törenin öncesinde eşlik etmek üzere karşınızda bulunuyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi bu akşam 26 Aralık 2021 Aralık ayının içinde kültür sanat dünyasını yakından ilgilendiren Necip Fazıl ödülleri sahiplerini bulmak üzere yola çıkmış oluyor. Aslında sonbahar itibariyle ödül sahiplerinin İsimleri seçici kurul tarafından, seçkin jüri üyelerimiz tarafından tespit ediliyor ve halkımızla paylaşılıyor. Ancak yıl sonu işin en heyecanlı tarafı, yılı kapatırken bir güzellikle, güzel bir lezzetle dimağımızda, damağımızda hoş bir tatla bu yılı kapatabilmek. İşte bunun için Aralık ayına veda ederken sizleri bu kez Atatürk Kültür Merkezi'nden selamlıyoruz. İki kere çok hoş ve çok anlamlı bir geceden seslendiğimizi söyleyelim sizlere. Bir kere Necip Fazıl ödülleri, az önce de söylediğimiz gibi Necip Fazıl ödül töreni aslında 2014 yılında ilkin gerçekleştirilirken hepimizin aklında aynı soru vardı. Aynı hayret içindeydik diyebiliriz. Bütün konuklarımızla, kırmızı halı yayınları boyunca ya da sahnede söz alan konuklarımızla ilgili hep bunu söyler konuşurduk. Türkiye'nin fikir ve sanat hayatı için bu kadar önemli bir isme ödül verilmesi için nasıl olur da bu kadar gecikmiş olabiliriz? Ne mutlu ki Maya güzellikle tutuyor ve yerini buluyor. Böylelikle hepimizin aklındaki o soru bir mutmain kılan cevaba kavuşmuş oluyor yıllar sonra. Çünkü 8. kez Necip Fazıl ödülleri sahiplerine ulaşmış olacak. Ödül törenimiz 19'dan sonra huzurlarınızda olacak, ekranlarınızda canlı olarak izleyebileceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşecek olan ödül töreni, ödül sahiplerine takdim edilecek ödüller ve sahne performanslarıyla seyir bulacak, sizlere ulaşacak. Onun öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nin bu güzel, şık fuaye alanından sizlere seslenirken hem zorlu bir sınavda, her yıl kendilerini böyle ifade ediyorlar, hisseden jüri üyelerimizle söyleşeceğiz. Bu yıl ödülleri sahiplerine ulaştırmak için hangi süreçlerden geçtiler, isimler nasıl tespit edildi, nasıl ulaştırılacak. Ardından yılın ödül alanlarıyla da konuşacağız elbette. 6 kategoride ödüller veriliyor. Başlangıç itibariyle başından beri şüphesiz Necip Fazıl ödülleri bir büyük şair, şairler sultanı, sultanı şuara dediğimiz ismin adına verildiğine göre şüphesiz bir şiir ödülü var. Roman hikaye ödülü var. Aynı zamanda fikir araştırma ödülü kategoriler arasında yer alıyor. Necip Fazıl saygı ödülü de 2014 yılından beri sahiplerine ulaşıyor. Son yıllarda bizi çok heyecanlandıran iki kategori daha var. Uluslararası Necip Fazıl ödülü ve ilk eserler ödülü, ki ilk eserler ödülü iki genç edebiyatçı arasında paylaşılıyor her yıl. Ve şimdi sizlerle sohbetimize, konuşmamıza devam edeceğiz. Elbette ev sahibimizle, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak'la beraberiz ama hoş bulduk diyerek başlayacağım. Çünkü hoş bulduk. Hoş geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim ben yayınımıza başlayacağız. Ödül töreni yaklaşık yarım saat sonra izleyenlerimize ulaşacak. Heyecanımı paylaşmaya çalıştım ama ev sahibinin duygu ve düşüncelerini alarak ilk önce başlayalım. İzleyenlerimizle şunu paylaştım Nuh Bey. İlk yıl hatırlayacaksınız, ilk yıllarda hep şunu diyorduk. Nasıl bu kadar büyük bir isme bugüne kadar ödül vermemiş olabiliriz? Onun adına nasıl ödül vermemiş olabiliriz diye. Fakat gelinen noktada zamanın hem ne kadar hızlı geçtiğini hem de doğru işlerin mayasının nasıl güzel tuttuğunu görüyoruz. Ne muhteşem bir geleneğe dönüşmüş olması. Evet, bunu tabii siz kültür sanat camiası olarak bunu bizden daha iyi görüyorsunuz mutlaka. Biz de dışarıdan da olsa hakikaten toplumda çok ciddi anlamda, hani 8 yılda az zaman değil ama
bence 8 dille mütenasip olmayan bir ölçüde daha geniş bir anlamda bir kabul gördü. Tabii şöyle bir şey de var. Star gazetesinin Necip Fazıl'la ünsiyeti, tabiri caizse bağı, aslında bu 8 yıllık ödül töreniyle sınırlı değil. Ta 2013 yıllarında Büyük Doğu aktarmak dergisinin bir şeydi, çok önemli bir nokta hakikaten, lütfen. Çok değerli bir şey çünkü. Henüz daha ben o zaman starda değildim ama bunu gıptayla izlemiştim. Kıskanmadım yani, onu söyleyeyim ama hakikaten imrenmiştim. Çünkü birebir orijinal basım. O bildiğiniz Büyük Doğu, biliyorsunuz onları gördünüz, dergileri tamamı hediye edildi okuyuculara. Evet. Ben birkaç tanesine yetiştim. Onları sakladım. Çok güzel şeyler, çok değerli şeyler. Dolayısıyla ödüller bunun üzerine bina edildi. Bundan sonra devamında gelen şeyler. Dolayısıyla temelsiz değil. Böyle bir geçmişi de var. Bu da çok önemli bence. Çok kıymetli, haklısınız. Çok önemli bir geleneğe nasıl el uzattığımızı ve ihtiyaç duyduğumuzu ortaya koyan bir şeydi. Ve karşılık bulması muazzam. Düşünebiliyor musunuz? Yarım asır geçmiş olmasına rağmen bir şeyin değer kaybetmemesi, okura halen genç, taze, yeni nesle ulaşmaya devam etmesi bir kere çok heyecan verici. Doğru. Şimdi ben yıllardır bu ödüllerde siz ev sahibisiniz. Ben de Kırmızı Halı yayınlarında büyük bir gururla görev alıyorum ve farklı nesillerden insanlar burada bir araya geliyor. Doğru. Özür diliyorum bir şey. Lütfen. Şöyle bir şey gözlemliyorum ben bu 8 yıl boyunca. 8 yılında buradaydım beraberdik, ben. Beraberdik, evet. Tabii. Evet, kültür sanat camiası olarak edebiyat dünyasında Necip Fazıl'la ilgili bizim bir şey söylememiz zaten şahsen benim haddim değil zaten. Estağfurullah. Elbette. Fakat ben bu ödüller çerçevesinde başka bir şey gözlemliyorum. O da şu. Evet, kültür sanat olarak edebiyat dünyasında tamam bir klasik oldu ödüller, kabul. Bunun dışında bir milli duruş bina edildi bu Necip Fazıl ödülleri ismi üzerine. Bir efendim ki malumunuz son yıllar her yıl neredeyse bir öbürünü geçen arattıran ölçüde sürekli savrulara olarak sürekli kritik efendim virajlar aşarak geldiğimiz bir dönemdeyiz. Hala devam ediyor bu. Dolayısıyla milli duruşun efendim yerliliğin her gün biraz daha önem kazandığı bir dönemde Necip Fazıl ödülleri böyle bir görev ifa etti. Yani Türkiye'nin bilmiyorum, kendini anlatabildim mi yani? Elbette istifade ediyorum ama birazcık daha deşelim, dediğim gibi belki de aslında o benim birkaç cümle öncesindeki sorumun içinde yer alan şey buydu. Yani yenilenen nesillerde hala karşılık gelen bir şey var. Bu sadece bir sanat sürekliliği ve geleneğinin devamı değil, aynı zamanda aynen, belki yönünü, istikametini bir yenilenme aslında, bir yeniden yeşerme aslında. Yani Necip Fazıl işte şu kadar kitap yazmış, şöyle bir şairmiş. Bu ölçüde, bu çerçevede sınırlı değil yani şu anda Necip Fazıl mefhumu bizim için, yani toplumumuz için bu yeniden gündeme getirme sayesinde bir duruşun sembolü oldu. Yerli bir duruşun, milli bir duruşun. Yani Türkiye'nin fikri bir dava, anlamda da bir ayaklarını yere sağlam basması aynen, için ihtiyaç aynen, duyduğu bir şey mi diyorsunuz? Vardı, öyle bir şey oldu, hissediliyor. Bir dava sembolü. Malum zaten Necip Fazıl dava dediğiniz zaman Necip Fazıl akla gelir. Dolayısıyla bunun güncellenmesiyle böyle bir boşluğu da doldurduğunu ben görüyorum, şahsen düşünüyorum toplumda. Kişisel bir soruyu soracağım ama öncesinde şunu söyleyeceğim. Her yıl önüme gelen ödül alan isimlerle olsun, jüri üyelerimiz olsun, yaptığımız sohbetlerde insanların kişisel hayatında Necip Fazıl'la yollarının kesiştiği bir alan, bir yer var. Bu ilk gençlik dönemlerine denk geliyor. Onun da zaten gençlere inancı ve onları harekete geçirme yönündeki adımları bilinen bir şey hakikaten. Mesela size şunu paylaşayım. Bu yılın beni çok heyecanlandıran kategorilerden bir tanesi ilk eserler ödülüdür daima. Evet, evet, çok güzel oldu. Bu birkaç yıldır oluyor ve gerçekten heyecan verici. Sonra çok güzeldi. Çok da güzel bir şey, algı geri dönüş oluyor onlarca. Çok güzel oldu yani. Teşvik oldu. Ve etkinliği uzun yıllar sonra, hani biz nasıl bugün 8 yıl sonra gururla gelenekleşti diyoruz ama 8 yıllar sonra aslında ilk eserler ödülünün meyveleri belki 8 yıllar sonra ortaya çıkacak. İşte ilk eser ödülü sahiplerinden bu yıl Kadir Danış'ın röportajını, Bedir Acar'ın yapmış olduğu röportajda takip ederken şöyle bir cümleye rastladım. Yolumun kesiştiği, yani onun aşkın söyleyişinden, aşkın ifade gücünden çok etkilenmiştim, çok tesiri altında kalmıştım diye. Biraz sonra onunla da söyleşeceğim, ona sormak istiyorum ama farklı yaş gruplardan insanlara sormak istiyorum. Ne olursa olsun ilk gençliğimizin heyecanıdır Necip Fazıl. Doğru. Fikri anlamda da, sanatıyla da.
ilk gençliğimizin coşkulu ama bir yönüyle de mütevazı heyecanıdır. Siz şimdi lütfen rica etsem o ilk gençlik dönemlerinize dönseniz, Necip Fazıl'ı hatırlasanız. Onun var olduğu dönemleri biliyorsunuz zaten. O heyecandan sonra bugün o emanetin bir anlamda bekçiliğini yapmak, ev sahipliğini üstlenmek ne hissettiriyor Nuhal Bayrağı, çok merak ediyorum. Yani şimdi böyle yaşımın ortaya çıkmasına sebep olacak bir soruya hiç gerek yoktu aslında ama neyse, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman geriye gitmek zorundayız. Kıymeti nasıl ölçülebilir tecrübenin lütfen? Peki, o zaman geriye gitmek zorundayız. Ben üniversite eğitimimi 80 öncesi dönemde yaptım. Yani 76-80 arasında okudum üniversiteyi. Bizim yaşımızda olanlar bunun ne demek olduğunu bilirler. Yani o 80 darbesi yeni öncesinde şarkı, evet. Efendim sağ sol olayların çok yoğun olduğu ve İstanbul'da okudum. İstanbul'da da tabiri caizse en olayların yoğun olduğu bir okulda okudum. Tabii ki benim ailemden gelen bir duruşum vardı. Bir efendim çok şükür kim olduğumu, ne olduğumu, niçin okuduğumu biliyor idim az çok yani. Dolayısıyla o çok hengameli, o çok sarulduğumuz dönemde şimdi tabii şimdiki gençler için model de çok, şimdi efendim dava adamı da, yani şu ortam bir bugünün kere. Bugünün zorlukları var ama yine de o yıllarla mukayese edildiğinde özgüven edilmez bakımından yani da asla şöyle, karşılaştırılmaz. Sarılacağınız bir dal yok yani, öyle bir hengame içerisindesiniz ki zaten olaylar zaten sizi allak bullak ediyor. Onun ötesinde işte yerli, milli, mütevazi ve ne bileyim hani ne derler kendi halinde bir muhafazakar olanların biraz da çok garip olduğu bir dönemdi. Temsili yok. Hakikaten yok. Dolayısıyla o ortamda Necip Fazıl, işte Kadir Mısıroğlu, bu isimler bizim için şeyde tutunacak dal idi. Yani denizde tutunacak dal idi bizim için. Dolayısıyla bizim için o dönemdeki değerleri çok farklı. Yani şimdi tekrar söylüyorum, şu anda çok şükür artık o Türkiye yok bugün. Bugün her şey çok rahat. Herkes istediği gibi düşünüyor, istediği gibi. Sadece bizim için değil ama her isteyen her istediği gibi düşünüyor, düşündüğünü ifade edebiliyor ve düşündüğü gibi de yaşayabiliyor. Öyle değildi ama o zaman. Dolayısıyla bu isimler, başta Necip Fazıl olmak üzere, bizim için kitapları, konferansları, bizim için ne diyeyim yani bir can simidiydi yani tabiri evet. caizse. O dönemin o dönemde böyle bir ehemmiyet vardı tabii ki. Ama yıllar geçtikçe de o önemin gitmediğini, geçmediğini de gördük tabii ki. Ama o dönem için, bizim için tekrar söylüyorum, tutunacak bir dal idi yani Necip Fazıl bizim için. Etkisini bugün de hissettiğimiz bir dal aynen, o hakikaten. Aynen, geçmişten aynen. günümüze sözünün, şiirinin, sanatının, fikrinin, tesirinin güçle hissedildiği, kuvvetle hissedildiği günleri yaşamaya devam ediyoruz. Sakarya türküsüydü bizim sürekli dilimizde dolaşan. Marşımız, o gün. Hakikaten o günlerde bizim için Sakarya türküsü ne bileyim bize bir güç veriyordu. İnsanın hem yani, garipliğini anlatan ama bir yandan da inanıyorsan güçlüsün ve vazgeçme yani, diyen bir şeydi. Şöyle tabii. Ne kadar zor durumda olursanız olun, ne kadar ortam sizin için yani yabancı veya sizi zorlayan durumda olursa olsun, korkmayın yani güvenin. Evet. Güç veriyordu hakikaten o dönemler için. Çünkü bu yılın temasını da izleyenlerimizle paylaşalım. Necip Fazıl'ın fikrinden hareketle kültür sanat etkinliklerimiz çerçevesinde her yıla onun fikrinden bir ışık, bir cümle yükseliyor ve günümüze ulaşıyor. Bu doğru. yıl diyoruz ki inanç zaferin müjdecisidir. İşte o inanç bu zaferi müjdelemişti, müjdeliyormuş o zorluklara rağmen görmek. Doğru. O günlerde zor olsa doğru. da bugün bu salonda misafirlerimizle bu coşkuyu hep birlikte o günlere borçluyuz, o doğru. ışığa borçluyuz. Doğru, doğru. Bak bu söz daha anlamlı oldu şimdi bizim için, doğru söylüyorsunuz. Yine üstattan yakaladık. Evet. Hala dal, hala tutunacak dal, el uzatılacak aynen. dal. Aynen. Sayın Albayrak çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür misafirleriniz sizi bekliyor bir taraftan. Sizi misafirlerinizin arasına doğru alalım. Geçen yıl bu arada çok teşekkürler izleyenlerimizle onu da paylaştık. Pandemi sebebiyle ödül töreni yapamamıştık. Bu yıl yine güncel şartlara has aksesuarlarımızla devam evet, ediyor olsak oldu. Da. Birçok izleyicimizin daha doğrusu Necip Fazıl dostlarının ki onu şeyde de söyleyeceğim ben. Taleplerini maalesef karşılayamadık. Çok üzgünüz bunun için. Onun için bütün ümidimiz seneye inşallah çok daha geniş çaplı, geniş kapsamlı bir törenle buluşmak üzere diyelim. İşte geçen yılın yokluğunun bir tesellisi bu sene sınırlı sayıda da olsa doğru. bir arada bulunmamız. Doğru. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu coşkulu talebe karşılık verebilecek şekilde tekrar bir arada oluruz. İnşallah. Çok teşekkür İyi ediyoruz. Yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.
Değerli izleyenler, Sayın Nuh Albayrak'la birlikteydik. Ev sahibimizdi Nuh Bey aynı zamanda. Şimdi ev sahibimiz hoş geldiniz dedi ve o salondaki diğer konuklarımızla Atatürk Kültür Merkezi'nin fuayesinde bulunan diğer misafirlerimizle ilgilenmeye gitti. Biz izninizle yavaş yavaş az sonra salonda ödül olacak konuklarımızı ağırlamaya başlayalım. Birazdan konuklarımızdan sizlerle buluşturacağımız isim 2021'in şiir ödülü sahibi Mustafa Aydoğan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ben bir okuru olarak heyecanlıyım ama bir şairle Bedir Acar sizinle söyleşti. Ben gıpta evet. ederek okudum. Ona da selamlar diyelim. Selamlar. Bedir'e selamlar. Evet, teşekkür ederim. Bir şair için Şairler Sultanı'nın adına verilen bir ödülün bu yılki kutlananı olmak nasıl bir his? Tabii bu çok mutluluk verici bir şey. Bizim örnek şahsiyetti Necip Fazıl bizim için. Bu toplumun çoğu insan için de böyleydi. Ama benim için şöyle özel bir tarafı daha vardı. Bunu hep söyledim. Necip Fazıl dediğimizde biz sadece bir şair görmüyorduk. Bir düşünce adamı da görüyoruz. Yani düşünce adamlığıyla şairliğin birleştiği bir şahsiyetti. Bu bizi genç şairler olarak yani o ilk şiir yazmaya ilk başladığımızda zihnimize oturmuş bir şeydi. Yani şiir yazıyorsanız düşünce adamısınızdır da. Yani yüklediği bir şey de tabii, var. Tabii bu bize yükledi. Yani yani şiir yazıyorsanız aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın nereye gittiğiyle de ilgili olmalısınız. Yani düşünce de sizi tetikleyecektir, tetiklemesi gerekir. Ben de Necip Fazıl'ın en büyük, en etkili yansıması budur. Tabii bir şair olarak çok etkiliydi. Türk Edebiyatı'nın çok önemli şairlerden biri olduğunu tekrar etmeye gerek yok. Bu zaten bilinen bir şey. Ama daha fazla Türk milletinin zihnindeki bir takım lekeleri almış bir insan. Necip Fazıl. Nelerden bahsediyoruz? Neydi derdi davası? Biz her yıl gerçi onun istikamet verici sözlerine yöneltiyoruz. Tabii. O pusula gibi gerçekten tabii. karşımızda. Bu tabii. yılda mesela inanç zaferin müjdecisidir evet. cümlesini ondan ilhamla kuruyoruz ama o istikameti verirken hani o bahsettiğiniz temizlemek istediği lekeler nelerdi? Nasıl bir istikamet veriyordu? Yani yine, düşünen insan. Tabii yine klasik bir şey ama biz Tanzimat Fermanı'ndan bu yana ciddi bir çürüme içerisine girdik. Zihinsel olarak çürüme içerisine girdik. Bu bizim o yüksek bilincimiz ve yüksek ilmimiz çürütülmeye çalışıldı. Bu dünyanın hedeflediği bir şeydi. Yani dünya bir toplumu çökertmeye çalışıyordu. Çünkü Türk toplumu dünyanın karşısında İslam'ı temsil eden, Müslümanları temsil eden bir toplumdu. Ve her zaman önderlik yaptı. Yani büyük fikirlerin de buradan, büyük şiirin de buradan çıkması çok normaldi. Bu ezilmek istendi, bu çürütülmek istendi. Necip Fazıl'ın yaptığı şey elbette ki buydu. Yani bu çürütülmeye meydan okumak, hayır bu toplumu siz çürütemezsiniz. Bu toplumu lekeleyemezsiniz. Lekediğiniz yerleri de temizleyeceğiz. Biz güçlüyüz. Biz büyüğüz. Yeniden inşa olacağız biz ve yeniden var olacağız. Topluma verdiği şey buydu. Vermek istediği de buydu. Toplumu yeniden var etmek. Yani ümit topluma yeniden bir ümit vermek. Zaten ilim adamının ve şairin yaptığı şey budur. Yani irfan adamının ve şairin yapacağı şey budur. Yani Necip Fazıl özet olarak bu topluma kendi şahsiyetini yeniden hatırlatmış ve umut vermiş bir adam. Umut vermiş bir şahsiyet. Bu az bir şey değil. Yani düşen insanın en fazla ihtiyacı olan şey umuttur. Yani biz yani toplum olarak düşüyorduk ve bize hayır siz düşemezsiniz, siz düşecek insan değilsiniz dedi Necip Fazıl. Bu az bir şey değil. Yani toplum bir yerden bu sesi duydu. Bir yerden bu ses geldi. Bir yerden bu sesin gelmesi gerekiyordu zaten. Bu Necip Fazıl'dan geldi. Yani gelenlerden birisi, güçlü gelen seslerden birisi Necip Fazıl'dı. Daha doğrusu böyle diyelim. Bu önemli bir şeydi yani Necip Fazıl budur. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi
bunu başka yerlerden gözlemlemek de mümkün ama bu ödül töreni özelinde saygı ödülünden ilk eserler ödülüne kadar arada sanatçılarımız sizin gibi şairler, hikaye roman yazarları, fikir araştırma ödülü sahibi araştırmacılarımız da var. Dolayısıyla çok farklı yaş gruplarından, çok farklı hayat tecrübelerinden insanlar da geliyor. Tabii. Gördüğüm, gözlemleyebildiğim şey insanların ilk gençlik dönemlerinde karşılaştıkları bu büyük deha seviyesindeki fikir adamı ve şairle bir şekilde tanışıyorlar ve kendi hayatlarında nasıl dokunmuş değmişse 10 yıllar sonra bugünün gençleri için de aynı şekilde heyecan verici. Bu beni samimiyetle söyleyeyim, şaşırtıyor aslında. Hepimizi şaşırtıyor. Bunu yani gözlemlediğinizde bir sebep bulabiliyor musunuz buna? Şu yüzdendir diye. Ama yani büyük insan böyledir. Yani büyük ruh böyle bir şeydir. Büyük ruh kendini gösterip geri çekilen bir şey değil. Yani onun varlığı ve kendini göstermesi dalga dalga sürekli devam eden bir şeydir. Zaten onu büyük kılan şey de budur. Yani bu anlamda büyüklük bitmeyen bir şeydir. Onu demek istiyoruz aslında. Yani bitmeyen bir şey ve dalga dalga her kuşağı yeniden çarpan farklı zamanın bir... Zamanın ve mekanın biraz üstünde yani, herhalde. Evet, yani zamanı ve mekanı ya ilahi noktada olduğunu gösteriyor diyelim yani biz. Ya ölmeyen bir şey var, devam eden bir şey var, asıl olan bir şey var. O asıl olanın varlığı onun vesilesiyle geliyor. Yani onun vesilesiyle geliyor. Yani hakikat bir vesileyle gelir insana. Apaçık gelse zaten onu ya kavrayamayız ya da ölürüz. Yani. Adım adım, basamak evet, basamak evet, belki evet. Seyreltilerek gelmek evet. durumunda. Sayın Erdoğan çok teşekkür ediyoruz. Yani emek takdir size yönelik sizindir, hakkınızdır ama sevinç kabul ederseniz hepimizin ortak olabilir miyiz? Tabii ki. Ortak olduğunda daha güzel olur çünkü yani daha hoş olur. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için de ayrıca ediyorum. Tekrar ödülünüz hayırlı olsun. Sağ olun. Salonda görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz 2001 Necip Fazıl Ödülleri'nin şiir kategorisinde ödülü alan ismi Mustafa Aydoğan yayınımızdaydı. Kendisiyle yapmış olduğumuz söyleşide Necip Fazıl'ın yıllara yayılan tesirinden bahsetti. Atatürk Kültür Merkezi'nin fuayesinde başımı hangi yana çevirsem bir başka değerli isimle karşı karşıya geliyorum, göz göze geliyorum. Dolayısıyla bir ev sahipliği için de çok rahat, güzel bir yayını hep birlikte yapıyoruz. Halime Kökçe hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok güzel. Gerçekten evet, öyle. Bu güzel. Heyecanı her yıl hissediyorsun. Şuradan bir indireyim izninle. 8. kez evet, bir araya geldik. Buraya, şurada düşünüyordum kaç yıl oldu diye sayamadım 8. kez. İlk günden beri birlikteyiz evet. bu ödüllerde. Senin çok güzel bir sunumunla gerçekleşeni hatırladım. Çok zariftin o günde. Ve burada olması ayrıca Atatürk çok hoş. Atatürk Kültür Merkezi'nden evet, evet. gerçekten yani aklımdan geçen oydu. Onu sen mi anlatacaksın yoksa şu anda bize? Çünkü bunun eski halini de biliyoruz. Evet. Yıllar içinde bize yaşattığı bazı tecrübeleri de biliyoruz ayrıca. Evet. Sonra yenilenmiş haliyle Hı-hı. bugün baktığımızda Necip Fazıl ödüllerini bu salonda yapıyor olmak başka bir heyecan, evet. başka bir anlam Kesinlikle. Nedir? Kesinlikle. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi işte hepimizin değil mi Taksim'de yıllardır hep gelip gittiğimiz ama zaman zaman da farklı belki ideolojik arka planla farklı değerlendirmelere maruz kalan, bırakılan bir yapı. Buranın yenilenme hikayesi zaten biliyorsun başlı yakın başına tarihte, yakın evet, tarihte tecrübe ettik. Sonra çok değerli bir yapı işte yeniden inşa edildi. Ve hani bu sene Necip Fazıl büyük ödüllerini burada yapmak nasip oldu. Necip Fazıl'ın oyunlarını da ben eminim burada seyretmek çok keyifli olacak bizim için. Necip Fazıl Türkiye'nin de yetiştirdiği çok değerli, hepimizin dimağında yeri olan eserleriyle Türk edebiyatının, Türk şiirinin, Türk düşüncesinin diyelim ki çok önemli bir ismi. Hani onu bugün burada, bu akşam burada ağırlıyor olmak apayrı bir güzellik. Ve tabii ki şimdi bir sürü çok değerli yazarımız, şairimiz, mütefekkirimiz burada ödül alacak. Onlarla beraber olmak ayrıca çok güzel. Ve tabii ki biz işte Star Gazetesi, Türk Medya olarak 8. kez gerçekleştiriyoruz. Ve her sene ben hani şunu hissediyorum. Giderek böyle oturan, giderek kökleşen ve miras bırakacağımız
bu vesileyle de bizim de ufak da olsa bir katkımız olan bir ödül töreni. Bu da çok iyi hissettiriyor açıkçası. Şahsen bana, yani bu aileden birisi olmam hasebiyle eminim sana da ve bütün Türk medya camiasına bir teşekkür etmemiz gerekiyor gerçekten. Hani bunu Türk kültür kamusuna kazandırmış olmak hakikaten çok önemli bir şey. Bir iki kere yayınımız sırasında bahsettim. Gerçekten bizim söylediğimiz bir şey vardı. İlk dönemleri itibariyle nasıl olur da bu kadar güçlü ve büyük ve tesirli bir ismin adına ödül düzenlenmemiş olur bugüne kadar diye konuştuğumuz bir başlangıç yapmıştık. Ama şimdi bir sürü şey değil mi böyle? Yani kesinlikle. Nasıl olur da olmamış, nasıl olur da ya da olur dediğimiz bir sürü şey vardı hayatta, hayatımızda. Halime, açılan yeni sayfalar var Türkiye'de. Ve ne olursa olsun bu bazılarını rahatsız ediyor olsa da bunlar büyük, temiz ve parlak sayfalar ve bunlar büyük Türkiye'nin resmini çok güzel ortaya çıkaracak sayfalar. Çok itinayla donatmak gerekiyor. Hakikaten çok özenle ve çok birleştirici tonlarla donatmak gerekiyor. Örnek olmak gerekiyor. Belki hani o kültür dünyasının bugüne kadarki o ayrıştırıcı iklimini daha makul, daha birleştirici tonlarla, Türkiye'nin bütün değerleriyle yeniden buluşturmak. Yani aklıma tabii ki işte Necip Fazıl deyince işte Sezai Karakoç geliyor. Yani yeni işte yani hepimiz inanılmaz bir şeyle uğurladık Sezai Karakoç'u. Ben şunu hani hatırlamış oldum bu vesileyle ve şu anda üniversite yıllarımda büyük şiir ödülleri törenleri yapılırdı ve hani bizim böyle hani hayranlıkla okuduğumuz hakikaten hani üstad olduğu çok belli olan isimler sadece tefekkür dünyaları farklı diye o ödül listelerine dahil edilmezlerdi. İşte yani insan kötü günlerden bahsetmek istemiyorum ama onlar orada duruyor hakikaten. Duruyor, kişisel hayatımızda da Türkiye'nin büyük hikayesi içinde de bir sürü ötekileştirme, kutuplaştırma yoktu önceden. Tek ve sivri bir kutbun diğer bütün renkleri silip geçtiği bir ortam vardı. Aynen. Şimdi bu çeşitlilik bazen insanların bazılarının alışması güçlükle karşılıyor olabilirler. Ama dediğim gibi Büyük Türkiye resmi açılan temiz ve parlak sayfalarla devam ediyor aslında. Birlikte bir hayal kuralım. Nasıl ki bundan 30 yıl, 40 yıl evvel bazı şeyler rüyaydı veya uzak hayaldi. 30 yıl, 40 yıl sonra evimizden iki yaşlı kadın olarak bu geceyi seyredelim. Ve tamam, diyelim ki başlangıcında vardık. Vardık. Nasıl evet, şimdi evet. Genç insanlar devam ettiriyor? İşte mayanın nasıl tuttuğunu o gün göreceğiz. Çünkü bu yıl şöyle diyor Necip Fazıl ödülleri. İnanç zaferin müjdecisidir. Çok güzel. Evet 8 yıl önce vardık. 30 yıl sonra yaşarsak tamam bunu yapalım. Söz. Söz. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Halime ederim. Gökçe. Çok katkın güzel çok anlamlıydı. Gece. Ben teşekkür ederim. Hocam. Sağ olasın. Evet değerli izleyenler, Halime Kökçe'yi yolcu ediyoruz ama bir başka konuğumuz bizimle birlikte olacak. Şimdi değerli jürimizden de bahsettik. Misafir olarak alacağımız isim Necip Tosun. Buyursunlar efendim. Hatta ben iki konuğumu birlikte ağırlasam eğer, sakıncası olmazsa eğer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben o esnada Fatih Bey'e de selam verdim. Vay Fatih vay. Andı da kenarda çünkü siz jüri olarak bir aradaydınız. O heyecanı dım 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 yaşadınız. Şimdi o gümbürtü benim içimde. Siz sorumluluğunuzu yerine getirdiniz. Çok tamam. Şükür, çok ödül şükür. Töreni içinde artık dakikalar sayılıyor gerçekten. Evet. Gelenekleştiğinden bahsettiğimiz Necip Fazıl ödüllerinin bir başka heyecanında ama her yıl her nasılsa yine taze. Nasıl taze? Evet, yenilenen bir heyecan. Şöyle, tabii bu 8.'si düzenleniyor bugün. Gördüğünüz gibi sanki ilk kez düzenleniyormuş gibi bir heyecan içerisindeyiz. Biz jüri olarak bir yıl boyunca bu isimleri belirledik, üzerinde çalıştık. Hakkaniyetli ve adaletli bir karar vermek için üzerlerinde yaptıkları çalışmaları inceledik, birbirimizle tartıştık. Doğru bir yöne gitmeye çalıştık. Bugün de aslında biraz meyvelerini alıyoruz diyebiliriz. Birazdan
yapılacak törende bu bizim çalışmalarımızın sonucunu bir anlamda kamuoyuna takdim etmiş olacağız. Tabii bu ödüllerin kalıcı olmasının arkasında hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanımızın desteği var. Cumhurbaşkanımız hep çok yakından takip etti bu ödülümüzü, hep destekçisi oldu. Necip Fazıl sevgisini de biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu ödülün gelenekselleşmesinin arkasında ben biraz da Cumhurbaşkanımızın olduğunu, kamuoyu ilgisinin olduğunu düşünüyorum. Bir de bu ödüllerdeki, hadi kendimize de bir pay çıkaralım. Lütfen. Jürinin adaletli ve hakkaniyetle davrandığını düşünenlerin çoğunluğu teşkil etmesi nedeniyle bu ödülümüz gitgide Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri oldu. Şimdi başlangıçta bir heyecanla konuşuyorduk. Şimdi yerleşen, hocamın da söylediği gibi bir durumdan bahsediyoruz aynı zamanda. Yani aslında taze, yeni, daha oturacağı yıllar var önünde. Umuyoruz ki var da zaten. Ama bununla birlikte gelenekleşti. Hem de az önce Nuhal Bayrak'la yaptığımız konuşma sırasında o şöyle bir şey söyledi. 8 yıl gerçekten başarı ve bunun da devamı gelecek. Ama tesiri 8 yıldan daha geniş bir zamanda sanki kültür sanat kamuoyuyla kendine yer bulmuş bir şey. Bu tesir 8 değil de onun çarpısı gibi olmasının sebebi ne olmuş olabilir? Evet, yani yerleşen fakat her dem taze, her dem yeni, hiçbir zaman kanıksanmayan bir ödül olgusu oldu Necip Fazıl ödülleri. İlk yılki heyecan, doğrusu biz jüri olarak ilk yılki heyecanı her sene yaşıyoruz. Aynı heyecanla tartışıyoruz. Aynı heyecanla masamıza isimleri koyuyoruz. Son bir yılın çalışmalarını değerlendiriyoruz. Defalarca bir araya geliyoruz. İyi bir istişare mekanizmasıyla bu isimleri belirliyoruz. Bu açıdan bizim gönlümüz müsterih, rahatız. Zaten bu Necip Bey'in de söylediği üzere bu değerlendirme süreçlerinin sağlamlığı dolayısıyladır ki bu ödül mekanizmasına duyulan güven oluşuyor. Yani siz de biliyorsunuz Türkiye'de çok ciddi bir ödül skalası var. Hemen her branşta, kültürün her alanında çeşitli ödüller veriliyor. Ama bazıları küçük çaplı, bazıları ikinci günü unutulan ödüller. Fakat bu ödüller daha açıklandığından itibaren bu ödül törenine, bu ödül töreninden itibaren de seneye ilanına kadar devam eden bir hoş gerilimi, hoş heyecanı yaşatıyor. Bu çok güzel bir şey. Elbette bunun arkasında bir takım faktörler var. Bunlardan birincisi yine Necip Bey'in söylediği, Necip Fazıl gibi bir dev ismin adına veriliyor olması. Bakın 40 sene geçti neredeyse. Hala en genç nesiller tarafından bile ilgiyle okunan, izlenen bir isim Necip Fazıl. Hala hatıralarda, hafızalarda kalan, hürmetle bahsedilen bir isim. Anısı hala sıcak bir isim. Dolayısıyla Necip Fazıl elbette bu ilginin sürekli taze kalışının temel faktörü. Ama ikincisi, en önemlilerinden birisi Cumhurbaşkanımızın bu 8 yıllık ödül sürecinin geçen sene tören yapamadık salgın dolayısıyla 7'sine sahip çıkmış olması, 7'sine katılıyor olması. Bu çok önemli bir rüzgar. Ve üçüncü olarak da yine kendimize ben de pay çıkarayım, ödül jürisinin bu işi ciddi olarak sahiplenmiş olması. Bir şey daha ekleyelim. Lütfen. Türk medyanın bunu da veya Star gazetesinin bunu aynı samimiyetle, hiç tavsamayan, gevşemeyen bir samimiyetle bugüne kadar taşımış olması. Peki bunun etkisi ne olacak? Geleceğe neler bırakacak? Ben bugünkü heyecanın, bugünkü dikkatin Necip Fazıl adının, Necip Fazıl misyonunun, Necip Fazıl mesajının, o sanatkar kimliğin gelecek nesillere bu tür ivme mesnetleriyle çoğaltılarak aktarılacağını düşünüyorum. Bu açıdan bu ödülün Türk kültür hayatına büyük bir misyon kattığını da düşünüyorum. O açıdan yaptığımız işten çok müsterihim doğrusu ben. Doğrusunu isterseniz yıllar yılı bu kürsünün başında, bu masanın başında hem heyecanınızı sizinle paylaşmak nice da görüşmeler yaptık, gerçekten öyle. Evet. Bizim için de özellikle Aralık ayı yaklaştıkça o bahsetmiş olduğunuz, sizin aslında işinizin bittiği yerde bizimki başlıyor. Aynen. Heyecan bu bir maraton. Heyecan nöbet devri. Evet, elden ele o bayrak gidiyor, evet. Ama sizin de söylediğiniz gibi ben bu hafta içinde yapılan röportajlara baktım. Profesör Süleyman Uludağ bu yılın saygı ödülü sahibi. Kadir Daniş
bakacak olursanız genç o da isimler. İlk eser. Evet, ve hepsinin ortak noktası hocam şöyle cümleler. Ortaokuldayken tanışmıştım. Aşkın ifadesinden şöyle etkilendim. Fikri yapısı bana bir sorumluluk yükledi. Evet. Ortaklaşa anlayış ve hissedilen, yüklenilen sorumluluk duygusu bu galiba. Evet. Evet, evet. Hazine böyle güçlü. Kesinlikle. Buyurun. Yani şimdi ödül alanların üzerinde de bu bir aslında manevi sorumluluk olarak kalacak. Çünkü Necip Fazıl ödülü sahibi deniyor artık. Evet. Başlık atılıyor. Necip Fazıl'ın o manevi yükünü kaldırmak o kadar kolay değil. O bu ödülün bütün ömrü hayatı boyunca takipçisi olacak Necip Fazıl'ın maneviyatı. Çünkü üstadımız gerçekten hem yaşarken hem de şimdi sadece kitaplarıyla bile bize hükmetmeye, bizim hayatımıza yön vermeye devam ediyor. Şu anda jürinin ödülü verirken Necip Fazıl'a layık olma tırnak içerisinde bu kavramı biz çok tartışıyoruz. Yakışıp yakışmadığını tartışıyoruz. Ve Necip Fazıl yaşıyor olsaydı bu ödüle nasıl bakardı diye düşünüyoruz kendi aramızda. Necip Fazıl'ı memnun edecek, maneviyatını memnun edecek bir isim listesini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ödül alanlardan daha çok manevi sorumluluk herhalde jüriye kalıyor. Ve Necip Fazıl'ın terazisine ne kadar hassas olduğunu da dikkate biliyoruz. Alınırsa. Evet. Acaba Üstad yaşıyor olsaydı bu ödülleri nasıl görürdü? O baskıyı üzerimizde hep hissediyoruz. Ve ödüllendirmede de kriterlerimizi çok üstte şeyde tutmaya çalışıyoruz. Çok şükür bugüne kadar da ödül verdiğimiz ya da ödül alan arkadaşlarımız diyeyim bizi hiç yanıltmadılar. Edebiyat dünyasının böyle parlayan yıldızları olarak kalıcı oldular. Biz Halime Kökçe ile bir duaya amin dedik. İştirak edersiniz zannediyorum. Başından itibaren içinde olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Farklı sorumluluklarla kesinlikle. Elbette. Tabii, asla tabii. Haddim değil, mukayese ederek değil. Ama büyük bir heyecanla başından beri buradayız diyebiliyoruz. Umuyoruz 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra devam etmekte olan şeyi evimizde izlerken, seyrederken diyeceğiz ki bu işin başındaydık ve bu heyecan bugün de devam ediyor. Çünkü Necip Fazıl'ın sözü epey yüksekten gelmiş. Tesiri de nesiller boyu devam edecek sanıyorum. Şimdi Necip Fazıl ödüllerinin gerçekten hassas bazı noktaları var. Yani bizim açımızdan da eminim ki sizin açınızdan da zor bir görev aslında bu. Çünkü Necip Fazıl gibi bir şahsiyet adına veriliyor olması. Burada en önemlisi Necip Fazıl hassasiyetini gözetmek oluyor. Yani Necip Fazıl'ın tabir caizse ruhaniyetini incitmeme diye bir ölçütümüz var ortada. Bunun izini sürüyoruz. İkincisi Necip Fazıl'ın genç muhataplarındaki ilgiyi de gözetmek zorundayız. Şimdi Necip Fazıl ismi benim neslim veya benden daha yaşlı nesiller için yetişilmiş, belki muhatap olunmuş, muttali olunmuş bir isim. Benim neslimin her birisinin herhalde ilk okumaları içerisinde sizin de dediğiniz gibi bir Necip Fazıl eseri vardır. İlk adımımızı edebiyata herhalde onun eserlerinden birisiyle atmışızdır. Bu bizi bir yandan gençlik yıllarımıza götürüyor. Yani anı tazeliyor, gençleştiriyor. Fakat daha güzel olanı burada onu da rahmetle anmaya vesile olsun. Necip Fazıl'ın belki de birinci muakkibi, takipçisi, öğrencisi diyeceğimiz Sezai Karakoç'ta da aynı tabloyu gördük biz cenaze namazında ve sonrasında. Evet. Önemli olan bu büyük isimlerin belki orta yaş ve üzerinden daha çok gençlerde ilgi görmesi çok sevindirici benim açımdan. Bir cenaze töreninin insanın içini doldurması aynı nasıl olur öyle. Onu yaşadık. İşte bu. Necip Fazıl'da da bu tabloyu bu ödül törenlerinde görüyoruz. Sezai Karakoç'ta da gördük. Demek ki tohum saç bitmezse toprak utansın diyor ki toprağın utanmasına gerek yok diyoruz artık. Yani tutmuş maya tohum tutuyor. Bu ödül törenleri bir ilgi tazeleme. Belki o topraktaki tohuma yeniden birer damla su verme. Bu suyun da en önemli göstergelerinden birisi, çok güzel yapıyorsunuz. Star Medya çok güzel yapıyor. Bunu hazırlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Her sene bir spot cümle seçiyorlar. Evet, evet. O cümleyle biz reklam arasına gidelim hocam. Peki, onu bu cümleyi bu sene tekrarlayalım. İnanç zaferin müjdecisidir. Bu çok ciddi bir spot. Evet, bu gerçekten öyle. Düne de baktırıyor ama geleceğe yönelik umutları aynen da yeşerten bir şey. Evet. Profesör Andı Necip Tosun çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyelim ama şimdi sizi salona doğru alacağız. Peki. Birazdan. Tören kolay başlayacak. Gelsin. Hayırlı olsun. Çok teşekkür hayırlı ediyoruz. Olsun. Sağ olun ağzınıza ayağınıza sağlık.
Değerli izleyenler, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nden Necip Fazıl Ödülleri Gecesi'nden sesleniyoruz sizlere. Konuklarımıza söyleşilerimiz devam edecek. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Fazıl Ödülleri'nde 8. kez bu mutluluğu ve bu heyecanı yaşıyoruz değerli izleyenler ve inanç zaferin müjdecisidir diyoruz bu yıl. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. İstanbul'da yatsı vakti Taksim Camii'nden yatsı ezanını dinlerken aynı zamanda ödül töreninin başlamasından dakikalar önce Kültür Merkezi'nin fuaye alanında konuklarımızla bir araya geliyoruz. Gerek ödül alanlar, gerek o ödülü verecek olan seçici kurul, vermiş olan, takdir eden seçici kurul jüri üyelerimiz misafirimiz oluyor ve gecenin heyecanına bizi de ortak ediyorlar. Cömertçe hem duygularını hem tecrübelerini paylaşıyorlar. Az önce konuk ettiğimiz isimlerden sonra yine bir jüri üyesi misafirimiz olacak. Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç. Hocamı ben fuaye alanında Kırmızı Halı yayınımıza alırken, buyur ederken ödül töreninin de birkaç dakika sonra başlayacağını hatırlatmış olalım. Efendim, biz sizin aslında ev sahipliğinize hoş geldik diyebiliriz. Çünkü jüri üyelerinin, seçicilerin sırtındaki yük, duydukları sorumluluk bana böyle hissettiriyor. Ama yayınımıza geldiğiniz için de siz sağ olun, var teşekkür olun. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz, biz de hoş gelmiş olalım. Güzel bir mekana geldik. Yeni hali kültür merkezinin. Hayırlı olsun. İlk defa görüyorum bu vesileyle. Ona da çok sevindim. Ödül törenimiz de hayırlı olsun. Kurumsallaşan bir ödül oldu aslında. Sekizincisini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan da kıvançlıyız. Tebrik ediyoruz. Ödüle layık görülen sanatçılarımızı, yazarlarımızı, şairlerimizi, düşünürlerimizi, tabii gençlerimizi ve araştırmacılarımızı. Biz bizeyiz hocam. Evet. Biz bizeyiz. Evet. Şimdi bana rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çeşitli kategoriler var. Saygı ödülü bambaşka, çok kıymetli bir anlam tabii, ifade tabii, ediyor. Tabii. Ama Şairler Sultanı adına bir şiir ödülü de veriliyor. Evet. Edebiyatın roman hikaye dalında bir başka ödül, araştırma fikir dalında bir ödül ve genç kalemleri taltif eden, takdir eden, belki istikamet verecek bir ödül. Çok kuşatıcı bir ödül yani. Evet. En zorlayıcı kısmı hangisi oluyor bu kategorilerden sizin için? Şahsi tecrübeniz ne diyor? Benim açımdan iki kategoride bir zorluk var benim yaşadığım. Bir, ilk eserler. Orada çok eser var, çok yetenek var. Onlardan çok çalışarak bir veya iki ismi seçmek çok zor geliyor bana. Bu açıdan zorlanıyorum. Bir de biz bu yurt dışı, uluslararası camiada önemli hizmetler veren kültür sanat adamlarını tespit ediyoruz. Onda da zorlanıyoruz aslında, açık söylemek gerekirse, ama bu yıl da çok güzel
bir şey oldu, isabet oldu. Çok güzel bir tevafuk oldu hakikaten. Diyelim. Ve güzel bağlantılar kuruluyor. Yani evet. Necip Fazıl'ın yerelliği, yerliliği değil aslında fikri yapının dünya üzerindeki tabii, kuşatıcılığına tabii. işaret eden bir şey. Yani evrensel bir fikri savunan, onun bayraktarlığını yapan bir şair ve düşünür Necip Fazıl. Bu açıdan Türkçe yazmış olmakla birlikte bütün dünyaya hitap eden tarafı var. Biz bu hitap edişi aslında bu ödülle de gerçekleştirmiş oluyoruz. Necip Fazıl'ı da aslında biz dünya ile, genç kuşaklarımızla, yazarlarımızla, sanatçılarımızla, düşünürlerimizle, araştırmacılarımızla buluşturmuş oluyoruz. O açıdan da bence değerli bir çalışma diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Doğrusunu isterseniz ilgiyle ama aynı evet. zamanda siz yani size geçmiş olsun demek istiyorum her seferinde. Çünkü zorlu bir sürecin ardından ortaya evet, çıkıyor bu isimler. Evet, hepimiz öyleyiz. Sizin açınızdan da tabii bu süreci bir şekilde takip etmek, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak, röpörtajlar. Bu çok da çok kolay bir verici, şey değil. Çok heyecan verici ama söylediğiniz gibi lazım. Evet. Bu anlamlı ödüllerin özellikle bu yılki mekanı da evet. çok güzel. Çok anlamlı. Yani bunu düşünenleri ben tebrik ediyorum. Burada yapılmasını evet. bu törenin çok isabetli olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Başta söylediğiniz gibi. Ödüller sahiplerine mekan da Türkiye'ye, İstanbul'a evet, bir kez daha yakıştı, hayırlı olsun. Hayırlı çok olsun. Da yakıştı dediğiniz gibi. Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağolunuz efendim, sağ olun. Ayağınıza, ağzınıza sağ sağlık. Teşekkürler. Buyurunuz. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimizle paylaşalım. Profesör Hicabi Kırlangıcı uğurladık. Niçin? Biraz da aceleyle uğurluyoruz. Çünkü birazdan ödül törenimiz başlayacak. Fuaye alanı bundan bir saat önce yaklaşık sizinle ilk buluştuğumuz dakikalarda gerçekten adım atmakta güçlük çekeceğimiz kadar kalabalıktı. Başımızı çevirdiğimiz her yönde bir başka değerli isimle, bir başka değerli dostla buluşuyorduk. Bir araya geliyorduk. Selamlaşıyorduk. Selamlaşmaya devam ediyoruz ama misafirlerimizin önemli bir kısmı salondaki yerlerini de aldılar. Çünkü az sonra Sayın Cumhurbaşkanımız salonumuzu teşrif edecekler ve 8. kez bir araya gelmiş olduğumuz Necip Fazıl ödül töreni başlayacak. Böylelikle sahne performanslarıyla da aynı zamanda güzelleşecek gecede değerli isimlere ödülleri takdim edilecek Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle, hatta takdimiyle aynı zamanda diyelim. Ve az önce değerli izleyenler, Profesör Hicabi Kırlangıcı'nın vurguladığı bir şey vardı. Buranın en güzel taraflarından biri kırmızı halı üzerindeki misafirlerimizle kişisel tecrübelerini de paylaşmak, onları dinlemek, onlardan almak. Kendi adıma her zaman söylüyorum. İlk eser ödülleri benim için çok heyecan verici. Uluslararası ödül kategorisi içinde de aynı heyecanın olduğunu Profesör Kırlangıç ifade ettiler. Ve iki misafirimiz var. Adım adım yaklaşmakta olan iki güzel kalem. Benim en heyecanlandığım kategorilerden ilk eser ödülü sahipleri 2001 yılının misafirlerimiz yerlerini aldılar. Safiye Gölbaşı ve Kadir Danış. Hoş geldiniz yayınımıza. Aslında önce hayırlı olsun mu demeliydim. Ödülleriniz de hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. İlk eser ödülü çok heyecan verici geliyor bana. Çok önemli kategorileri var tabii ödül törenimizin. Her biri çok anlamlı ama ilk eser ödülleri beni acaba kiminle karşılaşacağım, kiminle tanışacağım heyecanını yaşatıyor. Hı-hı. Necip Fazıl gibi Türkiye'nin uzun yıllarına tesir etmiş bir şair ama aynı zamanda bir fikir insanı ama aynı zamanda bir aksiyoner. Böyle anlamlı bir ödülde neredeyse onunla karşı karşıya gelmek ne hissettiriyor? Bu onur verici. Her şeyden önce çok onur verici. Necip Fazıl bizim için hem şiir yazanlar için hem hikaye yazanlar için hem fikir işçileri için bir öğretmen. Yani öğretmenimiz adına, bizim muhayyilemizi şekillendiren öğretmenimiz adına, bize cesaret veren, bize yol gösteren öğretmenimiz adına ödül almak çok onur verici. Aynı zamanda sorumluluk yükleyen bir ödül. Benim şahsi hayatımda, benim için başka bir anlamı da var. Daha ben yolun başındayken, 17 yaşındayken onun kitaplarını okuyarak, yazarak yaşayacağıma inanmıştım.
okulumuzun böyle küçük bir kütüphanesi vardı. Orada onun kitaplarını okuyarak ya belki ben de yapabilirim, belki ben de böyle kitaplar yazabilirim bir gün diyerek yola daha heyecanla çıkmıştım. Bunun içinde sanki böyle onunla bir buluşma gerçekleşiyormuş gibi bu gece. Bundan ötürü de ayrı bir heyecan duyuyorum ve onur duyuyorum. Heyecanınıza ortak ettiğiniz için biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten o ruhu, o ruhtaki heyecanı hissediyor, yakalıyor insan. Ne dersiniz Kadir Danış, sizin için ne anlama geliyor? Bu arada şöyle bir giriş yapayım ama İlkin. Tabii. Ben farklı kuşaklardan isimlerle, önemli edebiyat insanlarımızla, fikir insanlarımızla bir araya geldiğimde ayrı ayrı yaş gruplarından insanlar daima ortaokul yıllarımda, lise yıllarımda şu kitabını okumuştum, bunun tesiri altında kalmıştım ve yaşlar şöyle, 80 yaşındaki de bunu söylüyor, 60 yaşındaki de bunu söylüyor, 40 yaşındaki de, 20'li 30'lu yaşlardakilerde. Kaç yaşında tanışmıştınız Necip Fazıl'la? Ben de ortaokuldaydım. Öyle Necip mi? Necip Fazıl'la tanıştığımda, evet, önce Çile'yi okumuştum. Sonra seneler zarfında da döne döne şöyle tekrar tekrar. Daha yaklaşarak, buyurun. Tabii, seneler zarfında da döne döne tekrar tekrar okuduğum bir kitap oldu. Necip Fazıl'ın. Safiye Hanım o kadar güzel konuştu ki yani ben o kadar kendimi iyi ifade edebilir miyim bilemiyorum. Benim için de gurur verici yani Necip Fazıl'ın adıyla verilen bir ödülü almak. Peki sorumluluktan bahsetti Safiye Hanım. Acaba bir edebiyat insanı için bir ödülle tahdif edilmiş olmak sonrasına neler bırakır? Hani bu sorumluluğun üstünü birazcık açsak mı? Ne hissettirir? Ben yani bu tabii Necip Fazıl adının özelliği aynı zamanda. Onu diyecektim. Yani Safiye Hanım eğer yanlışsam düzeltsin. Yani ödül olmasından ziyade Necip Fazıl olmasından gelen bir sorumluluk bence bu. Yani ödüller dünya tarihinde çok yanlış kişilere de verilmiş. Ama Necip Fazıl'ın adıyla verilen bir ödül olunca ben de kendi üstümde bir sorumluluk hissediyorum. Yani evvela Müslüman bir adam, aksiyoner bir adam. Kalemini oyun için kullanan değil, yani yazmak için yazan bir adam değil de belli bir amacı olan bir adam. Bu açıdan ben de üstümde en azından Türkçe'ye karşı, yani Necip Fazıl'ın ben Türkçesini çok beğeniyorum. Türkçe'ye karşı bir ne derler, vicdan vedyasını yerine getirdiğini düşünüyorum. O açıdan ben de kendi üstümde bir sorumluluk hissederim. Türkçe'ye karşı, Türk milletine karşı gibi. Umuyorum. Yani aslında onunla manevi karşılaşmamız hepimizin bir okur olarak öncelikle. Hı hı. Ama sonra hayatımızdaki tesirleri özellikle sizin o Allah'ın lütfu potansiyelinizle ortaya edebiyatçı kimliğinizle çıkmış olan bir şey. O istikamette yoldaşınız olmaya devam etsin diliyorum. İnşallah. Çok güzel ve anlamlı bir gecede bir kez daha hayırlı olsun diyorum ödülleriniz. Bundan sonrası için de güzellikler getirsin. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz ve zannediyorum siz şimdi bize veda edeceksiniz. Salondaki evet. Yerinize doğru geçeceksiniz. Ödül töreni başladığında tekrar siz sahne üstünde zevkle, gıptayla izleyeceğiz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Evet, değerli izleyenlerimiz, misafirlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kırmızı Halı yayınımız ödül töreni öncesinde devam ediyor. Bu yılın önemli kategorilerinden bir tanesiydi. Özellikle Profesör Hicabi Kırlangıç da vurgulamıştı kendi kişisel tecrübesinden hareketle. Zorlandığımız, sorumluluğunu hissettiğimiz ama çok da mutlu olduğumuz bir kategori, uluslararası ödül kategorisi. Çünkü aynı zamanda bu fikrin yetkinliğinin ve bütün dünyayı kuşatıcılığının bir sembolü ve bağlantısı olarak var olmaya devam ediyor. Bu yıl 2021 yılının uluslararası ödül sahibi bizimle birlikte değil ama onun namına ödülü alacak olan isim Manolya Gül Ocak'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Ben şöyle mikrofonu size doğru uzatayım. İzleyenlerimize küçük bir bilgi vermek istiyorum. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nün bu yılki sahibi Haşim Cabrera, değerli izleyenler. Çok heyecan verici ve güzel bir ödül ve dünya üzerindeki fikir ve sanatın bağlarını inşa eden bir sürecin parçası hissediyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz?
Yani gerçekten bu ödül bence de çok anlamlı. Çünkü kültür, sanat gerçekten birbiriyle çok kültürlerle etkileşim halinde gelişen, ilerleyen bir süreç. Ve bu anlamda İspanya'da nefes alan, yaşayan bir insanın duygu dünyasından, fikir dünyasından burada istifade ediyor olmak benim için çok heyecan verici. Ki Haşim Bey'in kitabını ilk İspanya'dan getiren çok kıymetli bir dostumuz Hasan Arslan, kendisi çok da iyi bir entelektüeldir. Yayın evine ilk defa bu kitabı getirdiğinde neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyorduk. O çevirme süreci, edisyon sürecinde gerçekten çok heyecanlandık. Çünkü kendisi hem çok kıymetli bir sanatçı olmakla beraber geleneksel olanı modernle beraber yorumlayabilen ve ayrıca mütefekkir insanı olduğu için yeni şeyler söyleyebilen çok kıymetli bir insan. Hem ruhunu hem estetiğini aktarmak çok önemli de bir sorumluluk, evet, tabii. Evet, kesinlikle. Ve bu açıdan Haşim Bey'in ben hem okuru hem hayranı hem de kitabının edisyon sürecinde görev alan bir hizmetkarı oldum. Bu benim için çok büyük bir onurdu. Bu yetmedi. Bu ödülü alma görevini bana tevdi etti. Bu gerçekten benim için büyük bir onur. Bu gecenin güzelliği şu Manoli Hanım, aslında toplamda yaşadığımız bir gururu ve heyecanı ortaklaşa paylaşıyoruz ama bunu zenginleştiren kişisel tecrübeler aynı zamanda. Bir parça söylediğiniz zaman azıcık daha açmanızı rica edeceğim. Böyle kıymetli bir isme, böyle bir kıymetli isimden gelen ödülün takdiminde bir şekilde köprülük ediyorsunuz. Evet. Bu nasıl bir tecrübe hayatınızda? Şöyle söyleyeyim, ben yazarım. Yazar olarak bu ödül bana verilseydi bu kadar heyecanlanmazdım. Çünkü bence benden çok daha kıymetli bir ismin bu görevi bana tevdi etmesi benim için gerçekten ayrıca heyecan meselesi. Çünkü yani Haşim Bey de, Necip Fazıl da, bütün o büyük isimlerin, ki Necip Fazıl hakeza benim için herkesin o yedi güzel adamları kaputundan döken ve gerçekten çok ciddi anlamda bugün sahip olduğumuz, biraz miras yedi gibi de hissettiğimi söyleyebilirim. Çok rahatlıkla yaptığımız şeyleri çok zor zamanlarda, çok zor dönemlerde büyük bir ustalıkla yapmış. Gerçekten de hayran olmamanın imkansız olduğu çok renkli, çok karizmatik bir şahsiyet. Ben de kendisinin de ayrıca elbette ki büyük hayranlarından biriyim. Gerek şiirinin, gerekse bir sanat ve tavır adamı olarak duruşunun, kendisinin büyük bir hayranıyım. Kendisinden sonra gelen Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Sezai Karakoç, onların hepsi birer birer gerçekten Türk kültür dünyamızın, fikir dünyamızın zirveleri. Ve onlarla aynı çağda yaşamayamış olsam bile yine de sonraki havayı, çok taze havayı solumak, ki bir kısmıyla aynı çağda da yaşıyoruz. Evet, Necip, evet, Fazıl aslında. Benim doğduğum sene kaybettik. Ama diğerleriyle aynı çağı solumak büyük bir onur benim için. O onur hepimizin paylaştığı bir, zaman zaman o bahsettiğiniz kırık dökük hali biz de hissediyoruz. Acaba aynı çağda yaşasaydık, temas etme imkanımız olsaydı, ki temas etmişimiz insanlarla da söyleşi yaptıkça insanın içinde bu heyecan gerçekten kabarıyor, gerçekten yükseliyor ama bir zincirin halkaları gibi de hissediyor insan kendini. Kesinlikle. Bu kesintisiz devam edecek, müsterih olabilirsiniz. Ben kendimi avutmuyorsam bu kesinlikle böyledir diye düşünüyorum. Kesinlikle kendinizi avuttuğunuza inanmıyorum. Çünkü Rasim Bey de aynı şeyi söyler. Hayat boşluk kabul etmez. Büyük adamlar gördük ve onları tanık olduk, duyduk, işittik. Bazılarının sofrasında bulunamadık ki çok arzu ederdim. Ama bu hayat boşluk kabul etmeyeceği için ben yeni büyük yazarların, sanatçıların her zaman geleceğine ve ülkemizin, memleketimizin bu mayayla yoğrulmaya devam edeceğine kalpten inanıyorum. Aracılık ettiğiniz şey sizi çok heyecanlandırdı. O heyecanı o kadar güzel geçirdiniz ki heyecanınızın ortağıyım, bilmelisiniz. Teşekkür ederim. Güzel bir gece diliyorum. Şimdi teşekkür sizi ederim. Ödül töreni için salona doğru alalım. İzleyenlerimiz bizim programımızı seyrediyor ama birkaç dakika sonra onlar salonda sizi seyretmeye devam edecekler. Heyecanımı da sizin profesyonelliğinizle bastırdığımı dile getirmek zorundayım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. 5 dakika önce iki cümleyi bir araya getiremiyordum. Çok mersi. Çok teşekkürler. İyi hayırlı olsun. Görüşmek üzere içeride. Sağ olun. Değerli izleyenler, çok heyecanlı ve renkli bir akşamdan sizlere sesleniyoruz bu akşam.
26 Aralık 2021 Necip Fazıl ödüllerinin 8.'si için bir araya geldik. İstanbul'da Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Konuklarımız yerlerini almaya devam ediyorlar. Az sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte Necip Fazıl ödüllerinin dağıtılacağı o güzel anlara geçeceğiz. Sizlere bu dakikalar içinde eşlik ettik ve hislerini, gördüklerini, tecrübelerini aktarmalarını istedik konuklarımızın. Jüri üyelerimiz bize eşlik ettiler. Konuklarımızın bazıları eşlik ettiler. Konuklarımız adına gelecek olan ve onlar namına ödüllü alacak olan yazarlarımız eşlik ettiler. Bu heyecanı hisseden herkes bu salondaydı. Fuayeyi az önce de söylediğim gibi bundan yaklaşık bir saat önce burada teneffüs edilen havayı gerçekten görmeliydiniz. Geçtiğimiz yıl pandemi şartları sebebiyle yapılamayan ödül töreni bu yıl davetli sayısının kısıtlı olmasıyla beraber yapılabildi. Bu bir parça burukluğu getirdi, hissettirdi belki. Ama bir yönüyle de şükrediyoruz, geçen yıl hiç yapamadığımız ödül törenini bu yıl gerçekleştirebiliyoruz. Bu heyecanı yeniden hissetmek, gelenekleştiğini söylediğimiz şeyin bizi alışkanlığa, atalete sürüklemediğini söylemek mümkün. Her yıl aynı heyecanı yaşamaya devam ediyoruz. Ne mutlu ki sizler de bize bu heyecanımızda eşlik ediyorsunuz. Eğer izniniz olursa ben az sonra başlayacak olan ödül töreninin 2021 yılının Necip Fazıl ödüllerinin sahiplerini sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Ödüllerimiz çeşitli kategorilerde veriliyordu. Bu kategorilerden Necip Fazıl Şiir Ödülünü Mustafa Aydoğan, Hikaye Roman Ödülünü Mukadder Gemici, Fikir Araştırma Ödülünü Profesör Doktor Tahsin Görgün, İlk Eserler Ödülünü Safiye Gölbaşı ve Kadir Daniş, Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü Haşim Cabrera ve Necip Fazıl Saygı Ödülünü de Profesör Doktor Süleyman Uludağ aldı. Az sonra tören salonunda ödüller sahiplerine ulaştırılacak. Şimdi bir konuğumuzla daha birlikte olacağız. Kırmızı Halı yayınımızın benim peşinde olduğum uzunca bir zamandır mutlaka konuğum olmalısınız dediğim misafiri Mukadder Gemici Necip Fazıl 2021 ödülünün hikaye roman ödülünün sahibi. Hoş geldiniz, hoş safa efendim, getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, heyecanlıyım açıkçası. Güzel bir akşam. İnşallah güzellikle, hayırla neticelenir. Şöyle bir şey var. Bu işin en zorlu tarafında gözlemlerimi söylüyorum. Sizden de katkı bekleyeceğim bununla ilgili. İşin en zorlu tarafı jürinin omzunda. Çünkü hem adına ödül verilen kişinin sorumluluğunu hissediyorlar. Bir yandan da ülkemizin yeni ve güncel üretimini değerlendirdikleri bir süreçten geçiyorlar. Doğru. Bizim için hepinizi takip etmek son derece keyifli. Ama bir taraftan da ödül alanlar var. Bu Mukadder Gemici için ne anlam ifade ediyor? Jürinin, seçici kurulunun işinin zor olduğu çok net bir kere. Çünkü seçtikleri ismin hem zihin dünyası olarak Necip Fazıl'la örtüşmesi gerekir. Hem de bir parça çabasının, tabiri caizse kavgasının Necip Fazıl'la örtüşmesi gerekir. İki kritik noktası var bence burada. Şimdi şöyle ki, ben çok Necip Fazıl şiirleriyle büyümüş biriyim. Yani tefeül etmek der ya eskiler. Evet. Yani çocukluğumda, gençliğimde çok böyle o çileyi, eskimiş bir çile vardı evde. Onu öyle açıp açıp mısraları okurdum falan yani. Hakikaten hani böyle niyet çeker gibi çok açıp okuduğumu hatırlıyorum. O vercesseler, o beyitler, evet, değil mi? Uzun şiirlerin dışında onlar da çok güzeldi. Okulumuzdaki programlarda falan, işte kandil programları olsun, resmi bayramlarda yapılan programlar olsun falan. O zamanlarda da hep şiirlerini okurduk kürsülere çıkıp. Şimdi Necip Fazıl'ın bence yani... Hiç şiir yazmamış olduğunu varsayalım. Hiç şiir, bir şey şiir söylemediğini varsayalım. Ama insana büyük bir cesaret veren, kuvvet veren bir tarafı var. Ve bunu kime veriyor? Çok uzun yıllar boyunca ötelenmiş, örselenmiş bir kalabalıklara sesleniyor. İşte kendi konferansları vesaire, onlar filan hani hep var. Külliyatı zaten yüzü geçkin, hafızam beni yanıltmıyorsa. Bence en önemli yaptığı şey, hani ayağa kalk. Yani diyor ya şiirinde, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk diye. Hakikaten. Doğru. Yani bugünün bu cesur Türkiye'sinde fikren
hala tasarrufu, manevi tasarrufu devam ediyor. Yaşayan Türkçe'de de manevi tasarrufunun ötesinde fikir olarak akıllarda, dimağlarda bugün kavramları var bir kere. Yani hayır diyorsak biz bir şeye, hayır duyuyorsak, işte one minute diyorsak filan, oralarda katkısı var yani. O cesaret ve kuvveti en büyük bence hizmeti, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun bir kere daha. Ben onu çok önemsiyorum Necip Fazıl isminde. Yani o hani şiirsel duyarlılıkla filan konuşabiliriz burada. İşte ruhunu eritmekten filan. Evet, ama onun evet. ötesinde verdiği başka bir güç var. Evet. Siz böyle söyleyince ben derin düşüncelere daldım. Hakikaten öyle. Çünkü belki bu akşam yapmış olduğumuz sohbetler içinde aradığımız cevap biraz da buydu. Büyük bir şair, Şairler Sultanı. Edebiyatın farklı alanlarında eser vermiş biri. Oyunları var, romanları evet, evet. var, hikayeleri var. Ve neden yazıyor bunları? Şiir aslında bir şair ama olsun, bunlar da olsun, bunlar da yazılsın, bu alanlarda da hizmet vereyim diye. Yoksa inanın onun için şiir yazmak, sadece şiir yazmak en kolayıydı. En kolayıydı deha yani. Deha seviyesinde olduğumuz bir... Tabii 20'li yaşlarda bir de onun dehası teslim ediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Haşim ona diyor ki, çocuk sen bu sesi nereden buldun diyor Necip Fazıl'a. Şiir sesini, tabii, bu ifade yani, evet. Yani yaşça kendisinden küçük olduğu için Necip Fazıl'ın. Ve söyleyenin kim olduğunu 18, düşünelim. Evet. Çocuk diyor, sen bu sesi nereden buldun? O kadar büyük bir kabiliyeti var ki, ifade kabiliyeti. O kadar kudretli ki, daha 20'li yaşlarında bu belli olmuş bir isimden söz ediyoruz. Ama o bir yani adeta aks değiştiriyor, rota değiştiriyor. Başka bir yöne doğru gidiyor. Öteler, öteler. Diyor ya şiirinde de. Öyle. Bugün mücadelesine devam eden bir Türkiye var ve bunu çeşitli alanlarda sürdürmekte olan bir Türkiye var. Ama bu mücadelenin olabileceğine inanılmadığı zamanlarda bile inanan ve istikamet tabii, veren bir insan, bir özelliği de yani o. 30'ların 40'ların Türkiye'sinde başlıyor itiraz etmeye, hak müdafasına. Bu çok zor bir zaman dilimi. Her yıl Necip Fazıl ödülleri için seçilen bir parola, bir cümle, bir tema var. Bu yılınki aslında her cümle öyle. Ondan ilhamla seçilen bu cümleler her yıla bir heyecan veriyor ve onun zamanda yaygınlığını gösteriyor. Ama bu yılki çok etkileyici değil mi sizce de? İnanç zaferin müjdecisidir. Yine belki aradığımız şeyin cevabı evet, evet. bu anlayışta olabilir. Ya inanmazsanız zafer mirasla gelmiyor gerçekten yani mirasla gelmiyor. Önce inanacaksınız, ben bunu yapabilirim diyeceksiniz, ondan sonra yola koyulacaksınız. Yani merhum herhalde bu geceyi hiç hayal etmedi, hiç aklına bile gelmedi hatta muhtemelen. Onları düşünerek yazmazsınız zaten gerçekten. Evet, beklenti yani, olmaz. O değildir. Ama bu gençliğin bu coşkuyla yani, bugün ayakta olması onu çok heyecanlandırırdı. Yani bir gençlik kesinlikle. Bir gençlik diye evet. Sesleniyor. İnşallah biz de onun o saydığı gençlik, o kalabalığın içinde bir kişiysem ben çok mutlu olurum açıkçası. Mukadder Gemici, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ödülünüz tekrar hayırlı olsun. Yeniden görüşebilmek, söyleşebilmek, İnşallah. Sohbet İnşallah. Edebilmek İnşallah. Dileğiyle. Sağ olun, var olun, sağ olun. Evet, salondaki yerini alacak şimdi. Yine Mukadder Gemici'yi de yanımızdan uğurladık, gönderdik. Az sonra başlayacak ödül töreni için davetlilerin önemli bir kısmı salondaki yerlerini aldılar, almaya devam ediyorlar. Biz de sizinle birlikte son bir saati geçirdik, eşlik ettik. Pek çok heyecanlı yüz ve ses gördük burada. 8. yılında gelenekleştiğini söylediğimiz ama alışkanlığa evrilmemiş heyecanı taptaze, dipdiri Necip Fazıl ödüllerinden sesleniyoruz size yine. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılmasının önemine vurgu yapan değerli misafirlerimiz de oldu. Onlarla söyleşimiz sırasında mekanı hissettirdikleri, belki geçmişteki bazı anıları, ki bunların kimi tatlı kimi tatsız da onları hatırlamayı gerektirdi. Fakat bugüne sevinebilmenin yolu aslında kat edilen mesafenin, sürecin, yolun nerede başladığını da unutmamak, nerede başladığını da bilmek, o hafızayı da taze tutmak, diri tutmaktan geliyor. Değerli izleyenler, birkaç dakika sonra başlayacak olan
2021 yılı Necip Fazıl ödülleri ödül töreni için birkaç küçük hatırlatmada bulunayım ben tekrar izninizle. Bu yıl yine çeşitli kategorilerde verildi ödüller. Elbette Şairler Sultanı'nın şairliği her zaman için bir yıldız gibi parlıyor. Bu yüzden ödül kategorileri arasında ilk olarak sayacağımız Necip Fazıl Şiir Ödülü. Bu yıl şiir ödülünün sahibi Mustafa Aydoğan'dı. İkinci olarak da Necip Fazıl Kültür Sanat Ödülleri'nin hikaye roman kategorisinde ödül verildi ve Mukadder Gemici de bu ödülün sahibi oldu. Fikir Araştırma Ödülü'nün sahibi ise Profesör Doktor Tahsin Görgün'dü bu yıl için. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü hatırlayacak olduğunuz gibi iki kişi arasında paylaştırılıyor. Bu yılın iki ismi Kadir Daniş ve Safiye Gölbaşı oldu. Ve değerli izleyenlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Atatürk Kültür Merkezi'nin Necip Fazıl ödüllerini teşrif ettiler. Salonu teşrif ettiler Sayın Cumhurbaşkanımız. Misafirleri selamlayarak salondaki yerini alıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Pandemi koşulları sebebiyle davetlilerimizin sayısı sınırlı olarak tutulmuş olmakla birlikte verilen bir yıl aradan sonra yeniden Necip Fazıl coşkusu hissediliyor. Değerli izleyenler, sizinle yaptığımız yayının şimdilik sonuna geldik. Kırmızı halı size veda ediyor çünkü tören salonunda tören başlamak üzere. Çok teşekkür ediyoruz eşlik ettiğiniz için. Sizin içinse yolculuk salonda devam edecek. Çok teşekkürler, yeniden görüşmek ümidiyle.